İnsan köklerine dair gizemli ve büyüleyici bir yolculuğa hazır mısınız? İnsan türlerinin evrimsel geçmişi, modern insanın bugünkü varoluşuna uzanan olağanüstü bir serüven sunar. İnsanlık tarihi, Homo sapiens'in öncülleri olarak adlandırılan farklı insan türlerinin yaşam öykülerini içerir. Homo habilis'ten Homo neandertalensis'e kadar uzanan bu zengin miras, insan evriminin çeşitli dallarını ve ilginç gelişmelerini gözler önüne serer. Tarih öncesi insan türlerinin keşfedilmemiş dünyasına hoş geldiniz. Bir. Homo sapiens'in öncülleri. İnsan türleri, modern insanın ortaya çıkışından önce var olan bir dizi insan türüne evrildi. Homo neanderthalensis ve Homo erectus gibi farklı türler, modern insanın atası olabilecek öncüler arasında yer alır. Bu türler, anatomik, davranışsal ve kültürel olarak modern insandan farklılık gösterirler. Örneğin Homo neanderthalensis, modern insandan daha kısa, daha güçlü ve daha büyük bir beyne sahipti. Homo erectus ise modern insandan daha uzun, daha ince ve daha küçük bir beyne sahipti. Bu türler ateş, alet, sanat, dil ve sosyal organizasyon gibi becerileri geliştirdiler. Ancak modern insanın evrimi sırasında bu türlerin nesli tükendi veya modern insanla melezleşti. Modern insanın evrimi yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da başladı. Bu, Fas'ta bulunan en eski Homo sapiens fosillerinin tarihlendirilmesiyle ortaya çıktı. Bu fosiller, modern insanın Afrika'nın çeşitli bölgelerinde eş zamanlı olarak evrildiğini gösteriyor. Modern insan, yaklaşık 100 bin yıl önce Afrika'dan göç etmeye başladı ve dünyanın farklı iklim ve coğrafyalarına uyum sağladı. 2. İlk insanların yayılması. İnsanlık, Afrika'dan çıkarak dünyanın farklı coğrafyalarına yayılma süreci oldukça heyecan verici ve karmaşıktır. Homo sapiens'in ataları yaklaşık 60 bin yıl önce Avustralya'ya ulaştı ve 15 bin yıl önce Amerika'ya ulaştı. Ancak bu yayılma süreci yalnızca belirli bir zaman diliminde gerçekleşmedi. Aksine binlerce yıl süren bir yolculukla gerçekleşti. İnsanlar coğrafi engelleri aşarak farklı iklimlerde, doğal koşullarda ve çevresel zorluklarla karşı karşıya kalarak farklı kıtalara yayıldılar. Bu göçler sırasında insanlar farklı av ve toplayıcılık stratejileri geliştirdi. Örneğin Avustralya'ya ulaşan insanlar deniz seviyesinin düşük olduğu bir dönemde kıtaya yürüyerek ya da tekneler kullanarak ulaşmış olabilirler. Amerika kıtasına gelindiğinde ise Bering Boğazı'nı geçmek için farklı yöntemler kullanılmış olabilir. Bu göçler insanların coğrafi ve kültürel çeşitliliklerini artırdı. Her yeni bölge insanların o coğrafyaya özgü yaşam tarzları ve kültürel uygulamalar geliştirmesi olanak tanıdı. Bu, insanlık tarihindeki yayılma ve yerleşim süreçlerinin izini sürmek için çok çeşitli arkeolojik bulguların incelenmesiyle anlaşılabilir. 3. Ateşin kullanımı. İlk insanların ateşi kontrol etmeye başlaması, insanlık tarihindeki önemli bir dönüm noktasıdır. Yaklaşık 1 milyon yıl önce ateşi kullanmaya başlayan insanlar, yaşamlarında devrim yaratan bir adım atmışlardır. Ateşin kullanımı insanlık için birçok fayda sağlamıştır. Yiyecek pişirmek, özellikle proteinin sindirimini kolaylaştırarak daha besleyici hale getirdi. Ayrıca ateşin sağladığı ısı, soğuk iklimlerde insanların hayatta kalmasına ve geniş bir coğrafyaya yayılmasına yardımcı oldu. Avcılık ve beslenme stratejilerini geliştirmek için de ateşin kullanımı büyük bir rol oynadı. Ateş, aynı zamanda insanların güvenliği ve korunması için de kritik bir rol oynadı. Geceyi aydınlatmak, yabani hayvanları uzak tutmak ve avcı-toplayıcı gruplar arasında iletişim güçlendirmek gibi çeşitli sosyal ve pratik faydaları oldu. Ateş, topluluklar arasında bir araç oluşturarak insanların birlikte yaşamasını kolaylaştırdı. 4. İlk insanlar ve sanat. İnsanlar tarih öncesi dönemlerde mağara duvarlarına resimler çizerek sanatsal ifadelerde bulunmaya başladı. Mağara resimleri insanlık tarihindeki en eski sanat formlarından biridir. Bu resimler genellikle avlanan hayvanların figürlerini, insanları ve günlük yaşam sahnelerini içerir. Bazıları 40 bin yıl öncesine tarihlenen mağara resimleri insanların sanat ve semboller aracılığıyla iletişim kurduğunu gösterir. Bu sanat eserleri insanların duygularını, yaşamlarını ve çevrelerini yansıttığı gibi avlanma ritüelleri veya mitolojik inançları da temsil ediyor olabilir. Bazı resimlerin avcılıkla ilgili ritüellerin veya topluluk içindeki sosyal ve dini uygulamaların bir parçası olabileceği düşünülmektedir. Sanatın tarih öncesi insanların kültürlerini, inançlarını ve yaşam tarzlarını anlamak için bir pencere sunduğu kabul edilir. Mağara resimleri, o döneme ait insanların teknik yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve anlatım biçimlerini sergiler. Bu sanat eserleri insanın soyut düşünme yeteneğini ve estetik anlayışını ortaya koyarak
sanatın evrensel ve zamanüstü bir ifade biçimi olduğunu gösterir. 5. İlk müzik aletleri. İnsanlar taş devri döneminde müziğin erken formlarını keşfetmeye başladılar. Kemik ve tahtadan yapılmış müzik aletleri en eski müzikal ifadelerden bazılarıdır ve insanlığın yaratıcılığını ve sanatsal ifadesini yansıtır. Bu erken müzik aletleri genellikle flüt benzeri yapıdaydı ve avcı toplayıcı topluluklar arasında iletişim, ritüeller ve eğlence için kullanılmış olabilir. Müzik aletleri sadece o döneme ait sanatsal ifadeler değil, aynı zamanda topluluklar arasındaki bağları güçlendiren ve ortak kimlikleri oluşturan önemli araçlardı. Avcı toplayıcı topluluklar müziği toplumsal etkileşim, duygusal ifade ve kültürel bağlamda kullanarak birlikte yaşama ve dayanışma duygusunu pekiştirmiş olabilirler. 6. İlk dilin gelişimi. Dilin evrimi insanlığın en büyük gizemlerinden biri olmuştur. İlk insanların dil gelişimi konusunda net bir bilgi olmamakla birlikte dilin kökeni ve evrimi üzerine çeşitli teoriler bulunmaktadır. İletişim için ilk insanların muhtemelen basit sesler, jestler ve vücut dili gibi yöntemlerle iletişim kurdukları düşünülüyor. Bu daha sonra daha karmaşık ve yapılandırılmış bir dilin doğuşuna yol açmış olabilir. İnsanların semboller ve işaretler aracılığıyla iletişim kurdukları düşünülmekte. Ancak bu erken formların tam olarak nasıl yapılandığı ve ne kadar karmaşık olduğu belirsizliğini korumaktadır. 7. İlk giysi kullanımı. İnsanlar çıplak bedenlerini korumak ve çeşitli iklim koşullarına uyum sağlamak amacıyla çeşitli malzemelerden giysi yapmaya başladılar. Giysilerin kullanımı insanlığın çevresiyle etkileşimini ve adaptasyonunu büyük ölçüde etkiledi. İlk giysiler genellikle hayvan derilerinden veya bitkilerin liflerinden yapılmış basit örtülerdi. Bu, soğuk iklimlerde ısınmayı sağlamış ve güneşin zararlı etkilerinden korunmayı amaçlamış olabilir. Giysi kullanımı, insanların iklimsel koşullara ve çevresel faktörlere uyum sağlamalarını kolaylaştırdı. Soğuk iklimlerde deri giysiler ısıyı korumaya yardımcı oldu. Sıcak iklimlerde ise hafif giysiler vücudu serin tutmaya yardımcı oldu. Ayrıca böcek ısırıklarından, güneş yanıklarından ve diğer dış etkenlerden korunma amacıyla giysi kullanımının yaygınlaştığı düşünülmektedir. Giysi sadece fiziksel koruma sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir rol oynadı. Farklı kültürlerde giysi tarzları ve desenleri toplulukların kimliğini ve aidiyetini ifade etmekte kullanıldı. Giysiler, statü göstergesi, toplumsal statüyü yansıtma aracı veya dini ritüellerde kullanılma amacıyla da önemliydi. 8. İlk tarım ve yerleşik yaşam. İlk tarım ve yerleşik yaşam, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Tarımın keşfi, insanların avcılık ve toplayıcılık yaşam tarzından tarıma dayalı bir yaşama geçişini işaret eder. Bu geçiş, insanların yerleşik toplumlar kurmasına ve şehirlerin doğmasına olanak tanıdı. Ayrıca tarım, insanların nüfusunu, beslenmesini, sağlığını, kültürünü, teknolojisini, siyasetini ve dinini de etkiledi. Tarımın ne zaman ve nerede başladığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak arkeolojik ve genetik kanıtlar, tarımın dünyanın farklı bölgelerinde bağımsız olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Bunlardan ilki bereketli hilal olarak bilinen bugünkü Irak, Suriye, Lübnan, İsrail ve Ürdün'ü kapsayan bölgelerdir. Bu bölgede yaklaşık 12 bin yıl önce buğday, arpa, mercimek, bezelye, nohut, zeytin, incir ve hurma gibi bitkilerin ve koyun, keçi, sığır ve domuz gibi hayvanların evcilleştirildiği bilinmektedir. Tarımın başlamasının nedenleri tam olarak açıklanamamaktadır. Bazı teorilere göre iklim değişikliği, nüfus artışı, rekabet, kültürel değişim veya tesadüf gibi faktörler tarımın ortaya çıkışında rol oynamış olabilir. Tarımın avantajları arasında daha fazla ve düzenli bir gıda kaynağı, daha fazla çocuk sahibi olma, daha fazla mal ve servet biriktirme, daha fazla güvenlik ve statü kazanma sayılabilir. Tarımın dezavantajları arasında ise daha fazla emek, daha fazla hastalık, daha fazla çevre tahribatı, daha fazla eşitsizlik ve çatışma sayılabilir. 9. İlk cerrahi girişimler. İnsanlar tarih öncesi dönemlerde bazı cerrahi müdahaleleri gerçekleştirdi. Kafatası ameliyatları gibi erken cerrahi girişimler o dönemdeki insanların dikkate değer bir anatomik bilgiye sahip olduğunu gösterir. Bu girişimlerin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazıları tıbbi, bazıları ise dini veya ritüel amaçlı olabilir. Kafatası ameliyatı, kafatasının bir kısmının kesilerek çıkarılması işlemidir. Bu işleme trepanasyon veya trepaning denir. Bu işlem dünyanın farklı bölgelerinde ve farklı kültürlerde uygulanmıştır. En eski trepanasyon izleri yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait olan Fransa, Peru, İngiltere ve Rusya'da bulunmuştur.
Trepanasyonun baş ağrısı, epilepsi, travma, enfeksiyon veya ruhsal bozukluk gibi durumları tedavi etmek amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Ayrıca trepanasyonun kötü ruhları veya hastalıkları kafatasından çıkarmak için yapıldığı da ileri sürülmektedir. Trepanasyon dışında tarih öncesi dönemlerde diğer cerrahi girişimler de yapılmıştır. Örneğin Mısır mumyalarında diş çekme, dikiş atma, sünnet, burun delme ve kulak deldirme gibi işlemlerin izleri görülmüştür. Ayrıca İtalya'da bulunan bir iskelette yaklaşık 5000 yıl önce yapılmış bir bacak amputasyonu olduğu tespit edilmiştir. Bu girişimler tarih öncesi insanların cerrahi teknikler ve aletler geliştirdiğini ve yaraları iyileştirmek için bitkisel ilaçlar kullandığını göstermektedir. 10. İlk takvimler. İlk takvimler insanların güneşin veya ayın hareketlerini izleyerek zamanı ölçmeye başladığı tarih öncesi dönemlerde ortaya çıkmıştır. İlk takvimler tarım için uygun zamanları belirlemek için kullanıldı. Ayrıca dini ritüeller, bayramlar, mevsimler, yıldızlar ve gezegenler gibi doğal olaylarla ilişkilendirildi. İlk takvimler genellikle ay yılı veya güneş yılı esasına dayanıyordu. Ay yılı, ayın dünya etrafında 12 defa dönmesini tamamlamasıyla oluşan 354 günlük bir yıldır. Güneş yılı ise dünyanın güneş etrafında bir tam tur dönmesiyle oluşan 365 gün 6 saatlik bir yıldır. Tarihte bilinen ilk takvim sistemlerini günümüzden yaklaşık 6000 yıl önce Sümerler ve Mısırlılar oluşturmuştur. Sümerler ay yılı esasına dayanan bir takvim kullanmışlardır. Bir yılı 360 güne ve 30'ar günlük 12 aya bölmüşlerdir. Mısırlılar ise güneş yılı esasına dayanan bir takvim kullanmışlardır. Bir yılı 365 güne ve 30'ar günlük 12 aya bölmüşlerdir. Ayrıca her 4 yılda bir gün ekleyerek yılı 366 güne tamamlamışlardır. Bu, günümüzde kullanılan miladi takvimin temelini oluşturmuştur. İlk takı kullanımı. İlk takı kullanımı, insanların tarih öncesi dönemlerde taşlar, kemikler ve diğer malzemelerden takı yapmaya başladığı bir süreçtir. Takılar, kişisel süsleme ve belki de topluluk içindeki statü göstergesi olarak kullanıldı. Takılar aynı zamanda dini, büyüsel, koruyucu veya tedavi edici amaçlarla da takılmış olabilir. Takı yapma geleneğinin kökleri yaklaşık 100 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Bu, Güney Afrika'da bulunan deniz kabuklarından yapılmış kolyelerin tarihlendirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu kolyeler insanların estetik duygusuna ve sembolik düşünceye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu kolyelerin sosyal iletişim ve grup kimliği içinde kullanıldığı düşünülmektedir. Takı yapımında kullanılan malzemeler bulundukları coğrafyaya ve kültüre göre değişiklik göstermiştir. Örneğin Avrupa'da hayvan dişi, kemik, taş, fil dişi ve kabuk gibi malzemelerden takılar yapılmıştır. Asya'da ise altın, gümüş, bronz, bakır, demir, cam, taş, inci, mercan, yeşim, porselen ve ipek gibi malzemelerden takılar yapılmıştır. Afrika'da ise ahşap, fil dişi, kemik, taş, kabuk, tohum, boncuk, deri, tüy, saç, metal ve diş gibi malzemelerden de takılar yapılmıştır. Takı yapımında kullanılan teknikler de zamanla gelişme göstermiştir. Örneğin Mısır'da boncuk yapımı, altın işlemeciliği, taş oymacılığı, cam üfleme ve emaye gibi teknikler kullanılmıştır. Roma'da ise filigran, granülasyon, niello, cameo, mozaik ve intaglio gibi teknikler kullanılmıştır. Çin'de ise yeşim oymacılığı, klozon, filigran, emaye ve lazer gibi teknikler kullanılmıştır. 12. İlk sosyal yapılar. İlk sosyal yapılar, ilk insanların aile grupları ve topluluklar oluşturarak birlikte yaşamaya başladığı bir süreçtir. Bu gruplar işbirliği yaparak avlanma, yiyecek toplama ve savunma konularında birlikte çalıştılar. Ayrıca bu gruplar dil, kültür, din, sanat ve hukuk gibi sosyal kurumları geliştirdiler. İlk sosyal yapılar hem biyolojik hem de kültürel olarak insan evrimini etkiledi. İlk sosyal yapıların ne zaman ve nerede ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak antropolojik ve arkeolojik kanıtlar ilk sosyal yapıların yaklaşık 200 bin yıl önce Afrika'da anatomik olarak modern insanların yani Homo sapiens'in ortaya çıkmasıyla başladığını göstermektedir. Bu insanlar akrabalık bağlarına dayalı olarak küçük gruplar halinde yaşamaktaydı. Bu gruplar genellikle 20 ila 50 kişiden oluşuyordu. Bu gruplar avcılık ve toplayıcılık yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Bu gruplar aynı zamanda diğer gruplarla iletişim kuruyor, ticaret yapıyor, evleniyor ve savaşıyorlardı. İlk sosyal yapıların başlıca özellikleri şunlardır. İlk sosyal yapılar eşitlikçi ve demokratik bir nitelik taşıyordu. Grup içinde hiyerarşi, liderlik veya otorite yoktu. Herkesin söz hakkı ve katılımı vardı. Kararlar ortaklaşa alınıyor ve uygulanıyordu.
Grup içinde paylaşım, dayanışma ve iş bölümü esastı. İlk sosyal yapılar cinsiyet rollerine göre farklılaşıyordu. Erkekler avlanma, koruma ve savunma gibi görevleri üstleniyorlardı. Kadınlar ise toplayıcılık, çocuk bakımı ve ev işleri gibi görevleri üstleniyorlardı. Ancak bu roller katı ve sabit değildi. Erkekler ve kadınlar gerektiğinde birbirlerinin görevlerini de yapabiliyorlardı. İlk sosyal yapılar kültürel ve dini bir zenginliğe sahipti. İlk insanlar doğa, hayvan, bitki, ruh, atalar ve tanrılar gibi kavramlara inanıyor ve onlara saygı duyuyorlardı. Videoyu bitirmeden önce soldaki video meraklı ve belgesel sever izleyicilere yönelik olup farklı kültürler görmeyi isteyenlere önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.